Burada içecek bir şey var mı acaba? Aynen doktorun dediği gibi. Oh, bu ne böyle? Sanki kapağa yapıştırılmış. Sen bilirsin. Hadi ama. Oh. 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 Belki üstüne böyle patlatırsam. Neden olmuyor? Neden? Aptal şişe neden? Hayır, hiçbir işe yaramıyor. Bunu açacak bir şey mutlaka olmalı. Tamam, bu işe yarıyor sanırım. O da ne? Bu şişe sanki yapıştırılarak kapatılmış. Sadece gereken aleti kullanmıyorsun. İzle ve öğren. 1, 2, 3. Bu inanılmazdı David. Ah. Kendini bazen oyuna fazlasıyla kaptırdığın oluyor mu? Hiç düşünmeden bir şeyler yersin hani. Hay Allah, hepsi bir yerlere dağıldı. David'in olan bitenden haberi bile yok. Mutfağı pırıl pırıl yaptım. Ne? Bu şaka herhalde. Bütün öğleden sonra burayı temizledim ben. Şimdi kendimi kötü hissettim. Keşke bu kadar ufak olmasalardı. Aklıma bir fikir geldi. Mutfakta bir yerlerde waffle makinesi var mı? Makinenin kapağını aç ve içine şekerlemeleri dök. Üstüne güzelce yay ve üstüne çubukları koy. Şimdi kapağını kapat. Oldu işte. Şuna bak, şekerlemelerden çubuklu lollipop. Ellie! Ne var, yine mi etrafı dağıttın? Sana bir şey yaptım. Bu gerçekten güzel olmuş. Ve çok da leziz görünüyor. Sağlığına. Çok iyi değil mi? Bazen telefonla konuşurken dikkatin yaptığın işten başka yere gider. Bu makyaj yapmak gibi basit bir şey bile olsa. Mia, o sanırım dudak kalemi değil. Eğer Cadılar Bayramı değilse dudaklara siyah göz kalemi cız. Ne? Sana bunu dediğine inanamıyorum. Ay, ne yapmışım ben? Ya, bunun kırmızı dudak kalemi olduğundan emindim. Bir dakika. Öyle devam et. Çok koyu renkli bir dudak kalemi sürdüysen şu taktiği dene. Sürerken Mia'nın yaptığı gibi dudaklarına yay. Gördün mü? Hoş bir gölge etkisi yaratıyor. Vay canına, ne canlı görünüm. Görünümüne biraz keskinlik katmanın bir yolu bu işte. Makyaj yapmanın eğlencesi komik küçük kazalardır. Kendin yaptığı yolları sırasında birçok hata da oldu. Şunu görüyor musun? Okusana. Merak etmeyin, geldim. Arabamın benzini bitmişti de. Aa, ne kadar güzel. Bunu başaracağım. Selam. Öf, ne? Yok bir şey. Sen hiç dişleri fırçalamıyor musun? Ay, çok utanç vericiydi. Ne oldu? İşte bu oldu. Ay, fenaymış ama. Of. Bir dakika. Bir fikrim var. Biraz mumlu kağıdın var mı? Ondan şöyle bir dikdörtgen kes. Sonra üstüne biraz diş macunu sık. Şimdi sıra karbonatta. Üstüne iyice serp. Diş macununu parmaklarına ez. Sonra da dişlerin üstüne koy. Altını içine kıvırmayı unutma. Ve şimdi bekliyoruz. Hadi artık şunları çıkaralım. Selam ince dişler. Burası boş mu? İşte bana bir fırsat. Ona bir gülücük atayım. Dişlerin elmas gibi parlıyor. İşte kadınların kalbini fethetmenin yolu. Hepimizin akıllı telefonları olduğundan beri dersler eskisi gibi değil. İstersen hocalara sor. Evet, telefonları toplama zamanı. Bunu saklamalıyım. Ödevlerinizi yaptınız mı bakalım hanımlar? Of, kazanmak üzereyim. Buradan nefret ediyorum. Sanki fotosentez konusunu işlemeyi çok istiyorum da. Telefonunu kullanmak istiyorsan ileri düzeyde kurnaz olmalısın. Cevap gözünün önündeymiş. Telefonunu yüzüstü yatır ve sıcak silikonla bir çizgi çek. Aşağı kadar insin. Sonra üstüne bir boya kalemi yapıştır. Harika. Şimdi bunu bir destek kalemle tekrarla. Havalı görünüyor değil mi? Artık selfie çekerken asla yakalanmıyorum. Sadece boya kalemlerimi kullanıyorum. Ne biçim kandırdım? Bu tüyo dahice. Herhalde çalışmışsınızdır. Umarım. Aa, zor görünüyor. Kendi adına konuş Nina. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne bencil. Sanırım bu işte yalnız kaldım. Bunların hiçbiri tanıdık gelmiyor. Kim acaba? Uslu durun çocuklar, tamam mı? Evet, işte gidiyor. Cevapları alma zamanı. Böyle çekip gittiğine inanamıyorum. Şansıma bugün etek giydim. Silinirler değil mi? Bunlar işimi görür. Keşke kazağım falan olsaydı. Aptal kısa etek. Aa, bu çok tuhaf. Buldum. Biraz makyaj malzemesi kullanabilirim. Ve bu tam benim tonum. Ama biraz görünebilir olmalılar. Sınav devam etsin. Ne zekice. Ben de seni seviyorum anne. Hiçbir şeyden şüphelenmedi. O artı benimdir. Görünmüyor değil mi? Kopya çekmek varken niye çalışayım ki? Hepsi bitti. Ama çabuk bitirdin Nina. Aa, nihayet oturup biraz bir şeyler yiyeceğim. Çok acıktım. Bir bakalım. Tuz biber istemem. Aa, acı sos. Bu iyi. Hadi bakalım. Hadi çıksana. Hadi. İçinde biraz kalmış sanırım. Birkaç damla yeter. Belki kapağı açıp denesem birazcık çıkar belki. Oh, hayır. Son kalan damla da tişörtüme döküldü ya. Cidden mi? Burası meşgul. Acillikle çıkarmam gerekli ana. Suyla çıkar mı acaba? Ay, olmuyor. Lana, ne yapacağım? Tıraş köpüğü mü o? Denemeye değer ha. Bir dahaki sefere sos lekesi olursa üstüne tıraş köpüğünden büyük bir öbek sür. Lekenin üstüne iyice yay. Sonra akan suyun altına tut ve köpüğü iyice durula. Köpük gidince lekeyi iyice çiçeleyerek çıkarmayı unutma. Vay canına, işe yarıyor. Çabuk kuruması gerekiyorsa üzerine birkaç dakika saç kurutma makinesi tut. Vay canına, Lili leke çıkarma süper güç olsaydı sen kızların süper kahramanı olurdun. Tıraş köpüğünü vereyim, burada işim bitti. Dersin nihayet bitmesinden çok mutluyum. Sonra görüşürüz kanka. Aa! David, pardon. Sorun yok. Aa, sen iyi misin? Bu bayağı kötü görünüyor. Çok üzgünüm. Çok acıyor. Bende işe yarayabilecek bir şey var. Bana bu konuda güvenebilirsin. Bu düşündüğüm şey mi? Evet, ama onu hiç böyle kullanmamıştın. Sadece iyice açıp düz hale getiriyorsun. Sonra bunu yarının tam üstüne koyuyorsun ve yerinde durması için bir ip kullanıyorsun. Vay! Sana borçlandım Chloe. İyi hallettim. Ay. Pekala, ikinciye kim cevap vermek ister? Beni seçme. Sen gelir misin? Ben mi? Of. Sanırım cevap vermeyi deneyebilirim. Hey, David'in dükkan tamamen açık kalmış. Bak. Bugün cevap verebilecek misin David? Komik olan ne? Komikmiş bu gerçekten. Öğretmen bile dayanamadı. Aa, herkes neye gülüyor? Fermuarıma mı? Tuvaletten sonra çekmeyi unutmuş olmalıyım. Olamaz. Bunun benim başıma geldiğine inanamıyorum. Tamam. Halloldu. Gördünüz mü? Ha, peki ya bu? Artık şu yaramaz fermuarı bir dizginleyelim. Halkayı anahtarlıktan çıkar. Sonra onu fermuarına tak. Güzelce takılana kadar halkayı döndürmeye devam et. Şimdi fermuarı yukarı çek ve halkayı düğmeye iliştir. Hazır olun millet. Geri geliyorum.